Merhabalar, bu videomuzda bedava, ücretsiz ve online Microsoft Office programlarını yani Word, Excel, PowerPoint gibi nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Çok sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi Microsoft Office ile yaşanan lisans problemleridir. Lisansı bitti veya güncellemek istiyorsun, yeni lisans gerekiyor gibi problemler. Artık bu problemlere son. Microsoft Office programlarını hem ücretsiz hem online olarak kullanabilirsiniz. Bunun için office.com web sitesini açın, Microsoft hesabınıza giriş yapın. Eğer Microsoft hesabınız yoksa ücretsiz bir hesap açabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra yeni bir Office dosyası oluşturabilirsiniz. Mesela Word dosyası, Excel, PowerPoint gibi. Aslında burada Microsoft'un sunduğu birçok program var. Bu programlara önce bir göz atalım. Excel tablolar oluşturmak için, Flow iş akışları oluşturmak için, Forms anket veya test oluşturmak için, kişiler tanıdığınız kişilerin iletişim bilgilerini düzenleyebilirsiniz. OneDrive internette bir deponuz oluşması için, Google Drive gibi. OneNote notlar alabilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz notlarınızı. Outlook e-postalarınızı düzenleyebilirsiniz. PowerPoint sunular oluşturmanızı sağlar. Skype görüntülü ve sesli aramalar için. Sway etkileşimli raporlar sunumlar oluşturmak için. Takvim toplantı ve etkinliklerinizi düzenlemeniz için gerekli olan bir uygulama. To Do yapmanız gerekenleri yönetmenizi sağlayan bir uygulama. Microsoft Word yazı yazmamızı sağlayan bir uygulama. Şimdi geri dönelim. Bir Word uygulamasıyla başlayalım. Boş bir belge oluşturabileceğimiz gibi şablonları da kullanabiliriz. Şablonlara bir bakalım. Word içerisinde olan şablonların çoğu burada var. Tüm şablonlara da, internet üzerindeki şablonlara da buradan ulaşabilirsiniz. Boş bir belge oluşturalım. Bu oluşturduğumuz belge Microsoft'un bize depo alanı olarak verdiği OneDrive'da kaydedilecek. Boş dokümanımız açıldı. Gördüğü gibi Word'ün normal özelliklerini kullanarak burada ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ayrıca bu belge üzerinde birçok kişinin çalışması da sağlanabilir. Bu tür özellikleri de kullanılabilir. Bu belge görüldüğü gibi OneDrive'a kaydedildi şu an. İsterseniz bu belgeyi Download a Copy, yani bir kopyasını kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz Word olarak veya PDF olarak indirebilirsiniz veya başka formatlarda da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ama normalde bu belge şu an OneDrive'da kaydedildi. İsim yazalım ve kaydedileceği location konumda OneDrive. Office.com olarak ben bu dosyayı OneDrive'a kaydetmiş oldum. Evet, dosyam burada. OneDrive'daki dosyama, Word dosyama bastığım zaman direkt olarak online Word içerisinde açıldı. Excel ve PowerPoint'e de bir göz atalım. Bir tane Excel dosyası oluşturalım. Görüldüğü gibi Excel'deki normal Excel'de olan birçok özellik burada bulunmakta. Aynı şekilde Excel dosyasını indirebilirsiniz veya başka bir formatta kaydedebilirsiniz. Veya direkt buradan paylaşabilirsiniz. Bir de PowerPoint'e göz atalım. Bir sunu oluşturalım. Burada değişik dizayn özellik seçenekleri var. Seçelim bir tanesini. Bu şekilde sunumumuzu da hazırlayıp buradaki özellikleri kullanarak sunumumuzu hazırlayıp bir kopyasını bilgisayarımıza indirebiliriz. Veya PDF olarak indirebiliriz. Veya paylaşabiliriz. Evet, görüldüğü gibi ücretsiz bir şekilde Microsoft'un Word, Excel, PowerPoint gibi en önemli programlarını, Office programlarını online şekilde kullanabilirsiniz. Bunun haricinde birçok burada ekstra programlar da var. Onlara da göz atabilirsiniz. İşte bu kadar. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.